Herkese merhaba arkadaşlar. Deniz'in Yemek Tarifleri'ne, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bu akşam gene de akşam yemeğinde ne yaptığımı sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk olarak mutfağım burası. 15 gün oldu gemiye katılalı. Mutfağımı da sizinle paylaşmak istiyorum. Merak eden takipçi arkadaşlarım var. Mutfakta ne yemekleri çıkıyor, nasıl yemekler çıkıyor arkadaşlar, bunu sizinle paylaşacağım. Şimdi ilk olarak yapmış olduğum çorbayı tanıtacağım arkadaşlar bu akşam. Denizci'nin yemek tarifleriyle en lezzetli tarifler sizlerle. Akşam yemeğine brokoli çorbası yaptım. Şöyle size göstermek istiyorum. Bu akşam ana yemek olarak gemide köfteli alinazik yapacağız. Farklı, normal etli oluyor, kıymalı oluyor ama biz bu akşam köfteli yapıyoruz. O da gerçekten güzel oluyor. Şimdi ızgara köftemiz hazır. Yanında biberimizi, domatesimizi güzel şekilde ızgaranın yanında kızartacağız. Köftelerimiz bu şekil. Bu şekilde güzel şekilde, küçük şekilde yaptık. Çok da fazla büyük yapmıyoruz arkadaşlar. Yani köfteli alinazik yapacağımız için tabakta sunum açısından daha şık ve güzel durması için köftelerimizi ben bu şekil küçük yaptım. Artı domatesin biberimizi güzel şekilde ızgarada kızartacağız. Arkadaşlar köfteli alinaziğimizi büyük döküm tavada kızartıyoruz. Yani bütün ızgaralarımızı ben gemide burada yapıyorum. Yani köftemizi, biberlerimizi, domateslerimizi güzel şekilde burada hazırlıyoruz. Arkadaşlara güzel şekilde sunumunu yapıyoruz. Bal kabağı tatlısı yaptım. Bal kabağı tatlısının üzerine şöyle güzel şekilde tahin gezdiriyoruz. Çok fazla gezdirmemize gerek yok. Ve son olarak da cevizimizi gezdiriyoruz bu şekilde. Yani bal kabağı tatlımızın sunumunu biz bu şekilde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle tahinimizi güzel şekilde gezdiriyoruz. Bakın. Üzerine şöyle toz veya parça cevizimizi gezdiriyoruz. Bal kabağı tatlımızın sunumunu bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar rengi neden böyle oldu? Zaten çoğunlukla rengi böyle olur. Ben size bunun püf noktasını göstermek istiyorum. Yani akşamdan kabağımızı güzel şekilde doğradık. Şekerini ilave ettik. Sabaha kadar bekletiyoruz ve sulandı. Sulandığı zaman su ilave etmiyoruz. O sulanmış şekerli suyla beraber bal kabağımızı orta ateşte güzel şekilde pişiriyoruz. Pişerken diğer taraftan bir su bardağı şekeri, toz şekeri tavaya koyuyoruz. Tavaya koyduğumuz zaman onu kararımıza şekilde güzelce yakıyoruz arkadaşlar. Yaktığımız zaman bir bardak su ilave ediyoruz. Suyla beraber güzel bir kararımıza oluyor arkadaşlar. Kararımıza olduktan sonra bal kabağı tatlımızın üzerine güzelce ilave ediyoruz. Kaynayan bal kabağı tatlımızın üzerine ilave ediyoruz. Onunla beraber yaklaşık 3,5 saat kaynıyor. Bu rengi kararımıza yapmış olduğumuz şeker veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar günüm burada geçiyor. Yani sabah 8.30'da geliyorum. Akşam 7'ye kadar mutfaktayız. Temizliğimizi yapıyoruz, yemeklerimizi yapıyoruz. Domateslerimizi, biberlerimizi güzel şekilde kızartacağız. Biberlerimizi attık arkadaşlar. Domateslerimizi de atacağız. Arkadaşlar gemilerde genellikle 18-25 arası personel oluyor. Şöyle biberlerimizi, domateslerimizi güzel şekilde kızartacağız arkadaşlar. Şimdi garnitürden yoğurtlu sarımsaklı bir garnitür vereceğiz. Şimdi onu göstereceğim. Arkadaşlar burada güzel bir şekilde garnitürümüz var. Patateslerimizi, patlıcanlarımızı, biberlerimizi güzel şekilde kızarttım. Son aşamasında soğuduktan sonra maydanozunu ilave edip güzel şekilde karıştırdım. Bunun üzerine güzel sarımsaklı bir yoğurt yaptım. Sarımsaklı yoğurtla beraber güzel bir şekilde sunum yapacağız. Bak bu şekil güzel şekilde sarımsaklı yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Non sai quante volte ho sognato che lei stesse distante da noi ma poi si è intromessa ed ha rovinato tutto. Vivi nell'aria tu, vivi dentro al mio cuore tu, sei più importante di quella ragazza amore tu. Vivi nell'aria tu, vivi dentro al mio cuore tu, sei il mio amore tu. Vivi nell'aria tu, vivi dentro al mio cuore lei, lascia che dica lei, non sa com'è l'amore.
akşam yemeğimizi verdik, servisimizi tamamladık, arkadaşlarımız yemeğini verdik. Size köfteli Ali Nazik nasıl yapılır, bunun tarifini vereceğim. Şimdi kalabalık olduğu zaman arkadaşlar, yoğunluk olduğu zaman yemek videosu paylaşmak zor. Ben şimdi mutfakta işimi bitirdim. Şimdi köfteli Ali Nazik nasıl yapılır, bunun tarifini vereceğim. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak biberlerimizi, domateslerimizi atıyoruz. Köfte erken piştiği için köftemizi atmıyoruz. Biberlerimizi pişmesine yakın atıyoruz. Şöyle ekmeğimizi de atıyoruz ızgaramıza. Biberimiz, domatesimiz, ekmeğimiz kızardı. Şimdi köftelerimizi güzel şekilde diziyoruz. Şimdi arkadaşlar, köftemizin diğer yüzlerini çeviriyorum. Gerçekten köfteli Ali Nazik lezzetli bir yemek arkadaşlar. Yani evde yapmanızı tavsiye ederim. Hem yapımı da çok zor değil. Şimdi domateslerimiz, biberlerimizi, ekmeklerimiz pişti arkadaşlar. Bunları alıyorum. Arkadaşlar, köftemiz pişti. Köftelerimizi şöyle güzel tabağımıza alıyorum. Köftemizi güzel pişirdik. Şimdi köfteli Ali Nazik yapıyoruz. Derviş patlıcan, sarımsak, tuz kullanıyoruz. Yani bunun normal Ali Nazik'in kullandığımız süzme yoğurdu arkadaşlar. Aynı köfteli Ali Nazik'le yapsak, normal Ali Nazik'le yapsak aynı sosu kullanacağız. Şöyle tabağımızın tabanına döküyoruz arkadaşlar. Çok fazla değil. Ya şöyle ince şekilde tabana güzel şekilde seriyoruz. Şimdi arkadaşlar, tabanına güzel şekilde süzme yoğurdumuzu koyduk. Şimdi köftelerimizi dizeceğiz. Bunda süsleme çok önemli arkadaşlar. Şimdi köftelerimizi dizdik arkadaşlar. Biberini doğruyoruz. Şimdi arkadaşlar, biberlerimizi şöyle küp şeklinde doğruyoruz. Biberimizi şöyle aralarına serpiyoruz arkadaşlar. Domateslerimizi de güzel küp şeklinde bu şekilde doğruyoruz. Şimdi arkadaşlar, şöyle tırnak pidemizi şöyle güzel şekilde kesiyoruz. Şerit şeklinde. Son olarak da şöyle güzel şekilde tereyağını gezdiriyoruz. Tereyağına kadar bulursa o kadar lezzetli olur. Şöyle ekmeklerimizi, şöyle köftelerimizin yanına ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar, köfteli Ali Nazik'imiz hazır. Tekrar farklı videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalınız. Thank you.